Sevgili hocam, ne haber? İyiyim çok şükür, sen nasılsın? İyidir, teşekkür ederim. Ne zaman kahvaltılı Can Canan yapacağız? Ya yapma şunu, her seferinde açıyorsun canım, sucuklu yumurta istiyorum. Bence Nilüfer çok heves ediyor. O kahvaltı sofrasını ben hazırlayacağım diye. Bence anları tutulmaz. Ha, bir pazar günü canlı yayında bayağı böyle yumurtaya çöptüre. Tamam. Abi tekrar söylüyorum, konuşamıyorum ben. Yemek programlarında konuşamayanlardanım. Teoman. Öyle yani. Konuşuyoruz. Ağzımızdan böyle sıçraya şeyde. Of. Daha açım da zaten yapma gözünü seveyim. Bir pazar kahvaltısı şeyi yapalım. Yapalım. Yani her türlü yeni açayım. Sevgili Bülent, Açık Beyin içerisinde Bülent Göksal. Son yazdığı yazılarından bir tanesinde, o biliyorsun böyle bir ters köşeye yatırmalı bir zihinle beraber davranıyor. Biz niye farklılıklarımıza bu kadar konsantre oluyoruz? Aynılıklarımızla alakalı hiçbir neredeyse edebi içeriğimiz olmadığı ya da zihinsel içeriğimiz olmadığı halde farklılıklarımızla, ki farklılıklarımız benzerliklerimizden çok daha küçük bir oranda, hep çok uğraşıyoruz, çok önemsiyoruz bu diye bir kısa bir makale yazmış. Çok birden böyle ayıyorsun yani. Harbiden niye bizim ana konsantrasyonumuz birbirimizden farklı alakalı? Bu bana şeyi hatırlattı. Yani işte belli bir cins köpek cinsi, mesela kurt köpeklerini kabaca dışarıdan şeklen biliriz. Ve 300 tane 500 tane kurt köpeği bir araya koyuyor olsan kendi köpeğini bile arada bulmakta zorluk çekebilirsin. Ya da goldenlar. Hani aynı cins goldenları bir araya getiriyor olsan şeyde aynı büyüklükte olanlarda hepsi birbirine benziyor. Muhtemelen biz de başka bir canlı tarafından dışarıdan bakılıyorsak biz de böyleyiz aslında. Bütün Çinler birbirine benziyor. Ya da bütün zenciler birbirine benziyor, yanılsamaz. Halbuki benzemiyor. Yani onlar birbirini gayet ayırt ediyor. Ama biz ana vurucu unsurlarıyla dışarıdan baktığımız için, işte yer renkleri ya göz tipleri falan gibi bir şeyle baktığımız için oraya aldanıyoruz ve o standartta kalıyoruz. Bir altını göremiyoruz. Bir animasyon filmlerden bir tanesi zebralarla ilgili aynı şakayı yapmıştı. Yani hani arkadaşı olan zebrayı tanıyor musun, tanımıyor musun falan zebraların içerisinde, ki gerçekten çok kafa karıştırıcı mevzulardan bir tanesi. Halbuki tüm zebralar birbirinden de farklı öte taraftan. Biz de birbirimiz. Yeterince zebra tanırsan farklarını ayırt etmeye başlıyorsun zaten. Evet. Çinli arkadaşın olursa artık bütün Çinler birbirine benzemiyor yani. En azından senin arkadaşın farklı, onu tanıyabiliyorsun. Yakından bakmakla alakalı bir şey. Yani yakından vakıf olmak farkları görebilmeni arttırıyor. Böyle bir hikaye var orada. Platon'un bir tane sözü var. Ben böyle sözleri ezberlemeyi hiç beceremeyen tarafım ama yani gerçekten... Oğlan dayıya kız halaya çekiyor. Sen yine de çok şey yapma, işverenin ne de olsa falan diye Marx'la ilgili söylüyorlardı ya. Şeyde. Ya yani gerçekten boardlara yazıp ben bunun reklam içeriklerinin kamu faydası için kullanabileceğini de düşünenlerdenim. Ara sıra mesela boardlara yazmak gerektiğini düşündüğüm bir içeriktir. Yani düşünceli olun. Muhtemelen karşılaştığınız insanlar da en az sizin kadar zorlu bir hayat yaşıyor. Şimdi bu yani çok güzel bir şeyi hatırlatıyor gerçekten. Biz çünkü dışarıdaki herkesi bizden ari, bizden farklı. Onların hepsi işte bir şekilde bizden niyeyse daha mutlu. Biz de sorunları ve yaşamda dertleri, sıkıntıları olan insanmışız gibi algılıyoruz. Halbuki öyle değil. Hepimiz aynı havuzun içerisinde, aynı duygu sepetlerinde, aynı tür dalgalanmaları geçirerek yaşıyoruz. Bu kadar aynı olmamıza rağmen niye dünyayı sadece farklılıklarımız üzerinden tanımlayarak yaşamaya çalışıyoruz? Ne diyorsun? Bizim beynin öğrenme sistemiyle ilgili daha evvelki seferlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Soruyorum da falan da biraz geçti hatta bu konu. Ama şöyle çok temel bir mekanizma var. Göreceli öğrenme diye bir sistem var. Bir şeyi bir şeye benzeterek, bir şey cinsinden ve farklılıkları üzerinden tanımlayan bir sistemimiz var. Hiçbir şeyi mutlak olarak kavrayamayan, onu bir şeyle kıyaslamak zorunda olan bir zihin bu. Dolayısıyla her şeyi göreceli öğrendiğinde beni tanımlayabilmek için öbüründen farklı, onu diğerinden ayırt edebilmek için ondan farklı olan kısımlarını bulup çıkarma ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi bu annemizi, babamızı toplumun geri kalanından ayırt etmekte çok işe yarıyor. Ağzı şöyle, burnu böyle bilmem ne falan, ama bu bütün canlılarda var olan bir sistemin bizdeki yansıması. Bütün canlılar bunu böyle öğreniyorlar. Yani bizim en hayvani, en temel, en yapısal, fabrika ayarlarından gelen algısal sistemimiz bu. Bu sistem tabiatta hayatta kalmaya çalışırken işe yaradığı için de seçilmiş gözüküyor ki bizde de aynı şekilde gelmiş ve çalışmaya devam ediyor. Fakat hep söylüyoruz ya, bu insanın farkı nedir meselesinde
insan her türlü yani hayvanlarda çeşitli versiyonlarını görebileceğin kabiliyetlerin 8-10 çarpanlı kuvvetlendirilmiş hallerine sahip. Hatta bazen çarpan koysan bile erişemeyeceğin bazı özelliklere de sahip. Ama mesela bu bahsettiğim meseleyi insan ilginç bir şeye dönüştürmüş. Mesela kavramsal, soyut kavramlar altında nesneleri gruplayabiliyor ve onlara bir anlam ataması yapabiliyor. Şimdi biz mesela kişiler arasındaki farklılığımızı burada masaya koyarken bunu niye koyduk? Başka hiçbir canlının yapamayacağı bir unutulmuş konsepte göndermek yapmak için. Aslında çok aynıyız. Bunu fark edebilmemiz için erişkin, eğitilmiş, fark etmiş bir zihne ihtiyacımız var. Bir çocuk zihni bunu fark edemeyebiliyor. Çocuk için bizdeki gibi farklılıklar yok. O başka bir kategoriyle bakıyor dünyaya ama çocuk bunu yavaş yavaş öğrenerek ayırt etmenin, farklılıkları görmenin toplumsal hayatta daha çok işine yarayacağını hayvani bir güdüyle öğreniyor. Ama sonra insani olan tarafı, insanlık aleminin işte üyeleri olarak hepimizin benzer bir, işte senin dediğin gibi aynı sepetin içinde olduğu, aynı dertleri yaşadığı, ortak bir havuzun parçası olduğunu fark etmesi gerekiyor. Bu zihinsel gelişmişliğin bir parçasını oluşturuyor ama biz özellikle stres altındayken, sen hep dersin ya çişin geldiğinde IQ düşüyor falan gibi. Hayatta kalma modunda yaşarken, dertle tasayla uğraşırken bu entelektüel, üst düzey bilinçli falan kısmımızı çok fazla kullanmayabiliyoruz. Ve işte bu şu andaki dünyanın bizi meşgul etme temposuna bakarsan sıklıkla da bizi orada tutmaya gayret eden bir sistemle çevrelenmiş durumdayız. Devamlı çözmemiz, yetişmemiz, takip etmemiz gereken bir şeylerin olduğu bir yerde. Ya aga bir dakika diye durup düşünecek, daha böyle ergin düşünceler üretecek falan bir vasatımız çok fazla olmuyor. Ve gittikçe de bu tempo artıyor. Son belki de birkaç yüz senedir bize sunulan formüllerin, bize sunulan kategorizasyonların içinde düşünmeyi büyük bir rahatlık alanı olarak belirledik, bize öyle öğretildi. Onlar da rahatladıktan sonra kendi işimizi tıkır tıkır görelim. Mesela bunlar bizimkiler. Dolayısıyla burada rahat olabilirim. Bunlar yabancı, temkinli olmam lazım. Bunlar iyi, bunlar kötü, bunlar faydalı, bunlar zararlı gibi. Bizim hiçbir deneyimimize çoğu zaman dayalı olmayan gruplandırmalar bizim öğrenmemizin temelini oluşturuyor. Ve biz bir süre sonra mesela bir insanı tanımlarken o insanla oturup bir sohbet etmek yerine onun en fazla özgeçmişine bakmak, yoksa sadece mezun olduğu okulu, yetiştiği şehri, tuttuğu takımı, inandığı dini bilmenin yeterli olacağını zannediyoruz. Ya da o insanı o cinsten tanımlamanın bize kifayet edeceği gibi bir inanca sahip oluyoruz. İnsanlık aleminin en büyük zihinsel kanserlerinden bir tanesi bu. Ve bunun doğurduğu bana göre en önemli kanseröz durum, gene tıbbi jargonda kansere benzer anlamında olarak kullandım bunu, aidiyetlerin var olmak için kaçınılmaz olması. Bu arada ilginç, bugün bu konuyu açacağını gene bilmiyordum. Bu arada numara yapıyoruz zannediyorlar bizi ama gerçekten ben Mustafa'nın getirdiği konuları vallahi bilmiyorum. Burada öğreniyorum sizle beraber. Aidiyetleri olmadan var olamayan insanların dünyayı yok ettiğinden şikayet ettim dün Twitter'da. Çünkü kaçınılmaz olarak sen bir şeye yerleştiriyorsan kendini ve farklılıkları cinsinden öbürleri diye en az bir kişi bırakıyorsan dışarıda, bu bir şey demek, sürtüşme demek. Bu bir problem demek. Ve biz o büyük çatıyı zihnimizde fark edemediğimiz zaman bu bizim başımızı belaya sokan en büyük problemimiz haline geliyor. Güçlüyken, bizim taraf kalabalıkken, bizim gibi olanlar daha fazla muktedirken sorun yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında sorun uzun vadede hep bundan çıkıyor. Bizim farklılıklara odaklı zihnimizden kurtulamamamızla ilgili. Bu işte ister Budizm'e, ister bizim burada tasavvufa, hepsinin öğütlediği, pışpışladığı şey ne? Ya bırak diyor, benliği falan bir bırak, o tanımı bırak. Benim işte insanın fabrikaları 3. ciltte sınırları aşmak diye bahsetmeye çalıştığım konunun özü de bu. Ben dediğin şey senin diğer insanlarla olan sanal farkların üzerine dizayn edilmiş bir başlangıç noktası. Orayı hızla terk etmen lazım. Orayı hızla terk etmen lazım ki büyüyebilesin. Ben dediğin her şeyi oluşturan temel inanç ve kaideleri sorgulama yetkinliği geliştirmelisin ki büyüyebilesin, gelişebilesin, olgunlaşabilesin ve hayatının dümenini eline alabilesin. Şimdi bunlar böyle kısaca bir tiratta söylenir ama bunlar insanları ömürler boyunca meşgul eden şeyler ve bir ömür çoğu zaman yetmiyor bu meseleyi harcamaya. Çünkü mesela muhtemelen Bülent'in de yazısını ben henüz okumadım ama
kafalarımız ortak frekansta çalıştığı için tahmin edebiliyorum. Kendini tanımayan insan, gerçekten mesela bu hayvani güdüsünü bilmeyen bir kişi bunu verili bir gerçek olarak kabul ediyor. Ve gerçekten mesela ben öyle mecralarda bulundum büyürken, öbürünün kötü olduğuna kalpten inanıyor. Ama sonra bir zaman geliyor, öbürüyle tanışıyor. Bu sefer diyor ki o kötü değilmiş, demek bunu bana anlatanlar kötü. Lan bir sakin. O etiket koyma alışkanlığı o kadar şey ki hani vejetaryen olup iki gün sonra et yiyenlere katil diyen ama bir hafta önce yediği kebabı unutan arkadaşlar var ya, onun gibi böyle zihinsel savrulmalar yaşıyoruz. Yani benim bulunduğum yer harika ve iletişim problemlerinin çoğu da aslında şöyle bir alt ima içeriyor. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Ben de bunu çok yapıyormuşum mesela. Sen hatalısın, benim gibi düşünürsen kurtuluşa ereceksin. Çünkü ben iyilerin tarafındayım, bizimkiler. Sen farklısın, yanlış düşünüyorsun. Çünkü benim yolum doğru, buraya gelirsen süper olacaksın. İnsana bela olarak başka bir şey gerekmiyor abi yani. Bu yeter. Bu çok net yeter. Ya küçük bir simülasyon yapayım. Benim gözümde şöyle canlanıyor. İnsan olarak bir süper organizma tavrıyla 100 kişiye, 150 kişiye, numara sayısı kadar, kişiye kadar insanların birer hücreymiş gibi davranarak organ yaratma becerisi var. Organ o kabilenin adı. İşlevsel olabiliyor. İşlevsel olabilen, kendini koruyan, içindeki hücrenin kendisini koruyan ve o organizma, ona organ diyelim, o kabileye organ diyelim. O kabilenin kendisi içindeki bireyleri de koruyabildiği için bir tavır ve biçim sergiliyor. Yani hem bireye hem bütüne faydalı, işlevsel bir yapı. Ve orada öteki ya da farklılık birinci derecede öncül değil. Farklılık daha çok işleve uyumlu bir farklılık. Orada bilgi ayırma iyi. Kadın, erkek. Bir de orada güç. Çünkü o sistem içerisinde farklı işler var ve farklı insanlar gerekiyor. Dolayısıyla o farklı işleri görebilme açısından da bir avantaj aslında. Avantaj sağlıyor hikayede. Bu sorun ne zaman ki bu sayının üzerine çıkıyor, bunu yine bu organlardan oluşan daha büyük bir organa da dönüştüremediğimiz için, aslında bana sorarsan 90'lara kadar yapabildiğimiz kadar böyle yapmışız. Evet. Yani büyük kentlerin içerisinde küçük kabileler olarak yaşamışız. Mahalleler yaşadığım falan içinde. Ama bu tam oturmadığı için yapıda dışarıdaki her tür şey, yani bu kabilenin dışındaki bir kabile öteki. Çünkü tehdit barındırabiliyor. Çünkü işte aynı elmayı, aynı ormanı, aynı geyiği paylaşmak zorunda kalabilir, kalmayabilir. Saldırgan olabilir, olmayabilir. Sorun bu sayının üzerine çıkan yapıların bir araya geldiğinde bu sefer öteki zihnimiz de dağılıyor. Yani ne kabileyiz, kabilenin içindeki gibi davranabiliyoruz. Ne kabilenin dışındakine öteki diyebileceğimiz tavırda davranabiliyoruz. Koca metropolde yaşıyoruz. 16 milyon insan, bırak 100 kişiyi, 50 kişiyi organlaşamıyoruz da. Yani birlikte çalışabilecek bir organize yapımız, biçimsel yapımız da yok. Bu karmaşanın kendisi anlık olarak, hani anlık hep tespit edilebilir, yani kısa süreler içerisinde tespit edilebilir ama yan yana geldiğinde anlamlı bir frekansı olmayan bir davranış modeli doğuruyormuş gibi geliyor bana. Süper simülasyon, süper. İşte get dolaşma falan dediğimiz hikaye de buradan çıkıyor zaten. O insanlar küçük gruplara tekrar dönmek istiyorlar, bir aidiyet havuzu. Bu kalabalık, Dunbar'ın ismini zikrettin ya, Dunbar'a göre bizim beyin kapasitemiz nedeniyle bu kadar kişiyle gerçek ilişkiye geçebiliyoruz. Yani onunla sınırlıyız. Biyolojik sınırımızı aşan her şey bizde stres yapıyor. Soruyorum da. Muhtemelen ya izlediniz ya izleyeceksiniz. Çünkü yeni çektim onu. Stres olduğu zaman biz vahşi hayvanlar gibi davranma eğilimi yükselen bir varlığız. Yani bütün hayvanlar öyledir. Hayvanlar ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Çünkü stres reaksiyonunun medeni versiyonu yok. Yani bu tabiatta yapılmış, aynı şekilde çalışıyor. Ve aynen senin yaptığın simülasyon gibi kalabalıklaşınca başa çıkamadığın bir karmaşıklığa ulaşıyor. Bu zihinsel stres yaratıyor. Kendini korumak için kapanıyorsun. İşte mahallene kapanıyorsun, cemaatine kapanıyorsun, grubuna kapanıyorsun, partine kapanıyorsun, takımına kapanıyorsun, bir şeye kapanıyorsun. En kolay tanımlanabilir başlıklara evet. Kapanıyorsun. Yani aynen. Mesela en kolay tanımlanabilir başlıklardan bir tanesi hep din oluyor. Tabii. Din çok kolay ve anlamlı bir hikaye grubu, yaygın bir hikaye grubu. Basit, evet. Kolay yutulabilir ve çok kişi tarafından paylaşılabilir. Şey. Komplike değil yani. Ya da memleketli olma mesela, çok kolay. Aynen öyle. İşte Ankaralı bile bende hala çalışıyor enteresan bir şekilde. Ki ben insanların memleketlerini sormam. Ama birisi Ankaralı mı falan diye hemen böyle bir zihnin oturabiliyor. Çünkü orada bir rahatlık var. Orada nasıl davranacağını bilebilmenin lüksü var.
kalabalık salonlarda insanlara konuşurken yaşanan o stres duygusu, o stresin çok böyle marjinal bir versiyonu aslında. İşte ilk defa bir yerde bir konuşma yapacaksın, seminer vereceksin. Çok kalabalık olmasına da gerek yok. Yabancı insanların bulunduğu bir yerde, tanımadığın kişilerin karşısında yaşadığın stres seni ne yapıyor mesela? Hemen bir kendi kabuğuna çekiyor, kalbin çarpıyor, işte bir fizyolojik bir sürü tepki veriyorsun. Ve o sırada mesela imkanın olsa oradan kaçarsın. Şimdi gerçek senin simülasyondaki şey bunu yapıyor. Bu kalabalık toplumdan aslında kaçmak istiyoruz. Nereye kaçacaksın? Gidecek yerin yok. Kendi gettona, kendi yankı odana sığınacaksın. Ve bu fark etmediğimiz zaman, işte gene insan kendi özelliklerini tanımazsa, fabrika ayarlarını bilmez, ürün yerleştirme, bilmezsen bunun normal olduğunu zannediyorsun. Halbuki bu normal değil, patolojik bir durum. Bu mal adaptasyon, kem evrim dediğimiz hikaye, geçmişte yaşanan olayların ördüğü ve seçtiği faydalı mekanizmaların bizim anormal tercihlerimizle değil de işlevsiz kaldığı, hatta bize zarar verdiği noktalar. İnsan zararını fark ettiği zaman fayda vermeye başlayan bir canlı derim ya hep, yani bir faydası yoktur orijinalde. Ama zararını fark ederse fayda verir. İşte bu zararı fark etmek için de bunu fark etmek gerekiyor. Biz bugünkü iletişim imkanları, bugünkü kalabalık şehirler, bugünkü bilmem neler için yapılmamışız. Bu çok net. O yüzden eş, dost, ahbap, çavuş, aile içindeyken pijamamızı giyip rahat rahat geriniyoruz. Dışarıda devamlı gerginiz. Ve bu gerginliği atabilmek için de A toplumunda yeni bir model olacak gibi hissediyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. O senin biraz önce söylediğin. Kör nokta. Kör ya abi, çünkü dizayn etmek için sadece Sinan Canan'ın ya da Açık Beyin ekibinin insanın fabrikalarına kafa yorması yetmiyor. Yani bunu mühendisin de, şehir planlamacısının da, tasarımcısının da, ne bileyim herkesin bir önüne koyup buna göre bir düşünmesi ve çareler üretmesi lazım. Mesela biz 16 milyon insanı, şu anda bak aklıma ilk parlak bir fikir geldi. 16 milyon insanın yaşadığı bir yere insanın fabrika ayarlarına uygun nasıl yapacağımızı tasarlamak için bu gücümüzden nasıl faydalanabiliriz? 150 kişilik kotadan 150 tane bilge uzman seçeriz. Tamam mı? Bunlardan kontrol edilebilir bir komünite kurarız. Bunlar birbirini gerçekten tanır bilir, birbirinin dilinden anlar. Oradaki aidiyet içerisinde çareler üretir ve bu çareler, şu anda orası kesikli benim için, tam nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bu insanlara sunulur bir çare olarak. Yine milyonlarca insanın her kafadan bir ses çıkarttığı bir yerde çözüm bulamama sebebimiz de o. Hakim olamıyoruz, bunu şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz bu kadar veriyi. İşte verinin bu kadar özgür olduğu ortamda o yüzden en fazla bağnazlaştığımız dönem bu. Ya abi neler görüyorum ben ya. Ben gerçekten tutucu çevreler gördüm hayatımda. İnternetteki kadar bağnazını görmedim. Yani hakikaten böyle görsen korkacağın adamlarla ben oturdum, yedim, içtim yani erken yaşlarımda. Onların hiçbiri böyle değildi. İnternet insanı o kadar zorluyor ki, hele ki böyle bazı sağlam inançların, kesin bağlılıkların ve aidiyetlerin varsa, adeta vahşileşiyorsun. Ve dikkat et, hep söylerim bunu, gene tekrar edeceğim. Bu tip grupların en sevmediği adamlar, en büyük düşmanları karşı grup değildir. Orta yoldan konuşanlardır. Ya sakin olun falan diyenlerdir. Ben o yüzden çok fazla sopa yiyorum. Her kesimden. Çünkü onların rahatını bozmaları gerektiren aşikar bir gerçeğe dikkat çekiyorsun. O suya giremiyor, yüzme bilmiyor çünkü orası onun için çok karanlık. Çünkü kendi grubunu tanıyor, karşıdaki grubu da tanıyor. Oralarda hiç kendini tedirgin edecek bir şey yok. Sorun yepyeni bir alternatif, onu tanımıyor. Ve kendini tanımadığı bir yapım. Bilinmez sular. Bilinmez sular şeyde ve bu çok tedirgin edici. Yani bu dönem bu çok sık sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi. Hadi üzerine de sohbet etmiş olalım. Siyaseten yeni bir jargona ihtiyaç var gibi görünüyor. Yeniden konuyu konuşmaya, yani bozup yeniden düzenlemeye ihtiyaç var gibi görünüyor. Sadece Türkiye'de de değil bu arada, dünyada da bir herkesin ya bu alet edevat yetmiyor galiba, daha iyi bir alet nasıl yaparızı konuştuğu bir dönem. Ama bunu konuşması o kadar zor ki herkes hemen tanımlı bir etiketin içerisinde, öyle misin, böyle misin, bu musun, değil misin? Ya dur, başka bir yörüngede durmaya çalışıyorum. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ya da ne biçim olduğunu. Ama bunların aksak olduğunu görüyorsun ya da okuyorsun. Herkesin uzlaşma ve organize olma döneminin içerisinde, hepimizin organize olmaktan çok uzak bir siyasi formülün içinde olduğumuz, dünyada da böyle olduğumuz aşikar. Bu tuhaf değil mi? Bu siyasette bunu çok güzel kullanır zaten.
Tabii 2000 doğumlu ve sonrasındakiler sadece bu dönemde böyle kullanıldığını zannediyor ama bizim şeyimizdir, uzmanlık alanımızdır bu. Mesela Düzen Öcündoğlu güzel söylemişti. Akılla yönetilmeyen ülkelerde hainler ve yol arkadaşları vardır. Akılla yönetilen ülkelerde kanuna uygun davranmayanlar, kanuna uygun davrananlar. Yani doğru yapanlar, yanlış yapanlar vardır. Bizde mesela sürekli birine yanlış yapıyorsun dediğinde ona suikast yapıyormuşsun gibi ya da onun karşı kutbundaymışsın gibi algılanıyor. İşte eleştirel düşünme dediğimiz mesele işte konuştuk ya üzerine. Yani hatasını gidermek üzere bir şey söylemene bile izin vermez bu sistem. Çünkü benimkiler hatadan arıdır. Biz mükemmelizdir. Öyle olmasak burada ne işimiz var? Niye toplanalım yani? Niye canımızı sıkalım? Bu kafadan yani buradan çıkılmaz. Çünkü bu bir olgunluk seviyesiyle alakalı bir şey. Toplumsal, yaşamsal bir olgunluk meselesi bu. Ben öyle toplumların hiçbir zaman tepeden inme tedbirlerle böyle eğitildiğini görmedim. Öyle bir şey olmadı. Yapsaydı rahmetli Atatürk becerir de olmamış. Bizim yani belki bu mecralar, burada konuştuğumuz şeyler, bunlar evlerde sohbet konusu olduğunda insanlar, yani bu arada harika bir şey yaşıyorum son iki senedir. Özellikle insanın fabrika ayarlarından sonra. Yani bana gelen mesajlar, ki insanlar biliyorsun bu konularda az mesaj atarlar. Ben hiç yokken, ben hiç konuşmazken, benim kitabım ortada bile yokken insanların evde düşünecekleri bir malzemeler var orada. Onu fark ediyorum. Diyor ki aylardır bunun üzerine kafa yoruyorum, şöyle bir şey yap. Ben zevkten geberiyorum. Yani yaptığı şeyin ne olduğu hiç umurumda değil ama arka planda kendisiyle uğraşıp öyle bir şeyler değiştirmesine neden olan bir şeyler bu devirde en hayırlı işler bana göre. O yüzden bunları yapmaya çalışıyorum. Ancak ve ancak böyle bir zihinsel olgunluğun deneyebileceği bir şey bu. Yani sevgili vatandaşlarım bugünden sonra farklı görüşlere saygı gösteriyorum. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir dünya olmayacak yani. Ama belki şöyle olabilir bir şeyde. Egzersiz olarak hani bu sohbeti sonlandırırken de böyle bir dil kullanabiliriz. Karşılaştığınız herkes için biz ne kadar birbirimize benziyoruz demek, denemek. Çok güzel egzersiz. Ya biz ne kadar bak bu huyu kadın erkek hiç önemi yok, çocuk büyük bilmem ne değil. Ya ne kadar da birbirimize benziyor ya da işte ya da şu tarafımız ne kadar birbirine benziyor demek ya da böyle düşünüyor olmak. Çünkü hep alışkanlığımız tersiyle düşünmek. Sen ne kadar farklısın ya da bunlar ne kadar değişik. Halbuki birbirimize benzeme çok büyük bir avantaj. Farklılıkla alakalı, bu dönem farklılıklar ekonomi kazanılabilen, farklılıkla büyük sistemin içerisinde var olunabilen bir durum. Ama o farklılıklar, bu benzerlikleri fark ettikten sonra üretebileceğimiz farklılıklar. Yaratıcı ekonomiden bahsediyorum. Yaratıcı bir şey koyabilmek için bu dile ihtiyaç var. Öteki tarafta çok basit, milletin koyduğu piti karelerin içerisinde kalıyoruz hepimiz. Yani piti kareli bir masadaki o hücrelerin içerisinde bir yerlerde oradan oraya giden durumda kalıyoruz. Bu egzersiz gerçekten çok işe yarayacak ama sonuçta şuna da evrilecek söyleyeyim. Ne kadar benzer olsak olalım Mustafa, benim senden çok saçım var bunu. Yani bu buraya gidecek bu iş yani, yapacak bir şey yok. Tamam hocam. Meme sakalları olacak. Evet ya, ona bir şey ama benim saçım daha fazla. Konu keratinse konuşulabilecek bir şey üretiriz hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Eyvallah.